Tom Sherlock ikili mücadelesi oldu. Sherlock bir ayağıyla topa vururken sağ ayağına arkadan kontrolsüz bir darbe aldı. Şimdi top oyundayken, hep söylüyoruz, top oyundayken ihlal cezalarının içerisinde olduğunda bu tarz temaslı ihlallerde topa vursanız da, sağlıklı vurmuş olsanız da olmasanız da böyle bir faul yaptığınız zaman bunun kararı penaltı. Hocam hemen araya gireceğim. Şöyle tabii. Biz seninle işte lig yeniden başladığından bu yana program yapıyoruz. Ve kaç defa hatırlıyorum ben hakem bunu kaçırmış dediğin, yani oyuncu topa vurduktan sonra yapılan müdahalelerde işte hakem faulü ve sarı kartı kaçırmış dediğin kaç tane pozisyon hatırlıyorum. Yani tek tek ne olduğunu sayamam ama senin o söylediklerini hep hatırlıyorum. Hakem bunu kaçırmış. Sarı kart olması gerekirdi. Faul olması gerekir diye. Burada tabii onlar hep ceza sahası dışında olduğu için VAR müdahalesi olmayan pozisyonlar ve hakem kaçırdı mı kaçıyor. Ama ceza sahasında işte VAR gibi bir şans var. Hakem kaçırsa bile orada VAR'ın görmemesi açık bir faulü mümkün şimdi değil. Burada çok önemli bir tespit yapmamız lazım Hüseyin abi. Şimdi dijitalleşmenin çok yoğunlaştığı günlerden geçiyoruz. 80'lerdeki kamera sayısını düşünün. 1, 2. 90'larda düşünün. 4, 5, 6. 2000'lerde düşünün. 5 ile başladı. 8, 10, 12, 24, 30. Dolayısıyla hakem endüstriyel futbolda sahada yalnız kalıyordu. Tek açıyla pozisyonu bir defa görüyordu. O da sağlıklı görebilirse, perdelenmezse. Ve çok spekülatif hatalar oluyordu. VAR uygulaması bu tarz spekülatif hataların engellenmesi için getirildi. Dolayısıyla başka maçlarda da oluyor bu. Sahada olan gerçekten hepsini tespit etmek mümkün değil. VAR müdahalesi olmasa bu pozisyonlar kimsenin bir beklentisi de olmayacak. İşte top vurdu Sörlot, kötü vurdu. Geçti gitti denilecekti.